Herkese merhaba. Tekrar birlikteyiz. Bir önceki videomuzda Freud'u konuşmuştuk. Ve Freud'un çıkabilme ihtimali olan sorularını birlikte değerlendirmiştik. Bugün de Erikson'dan bahsedeceğiz. Psikososyal gelişim kuramı. Biliyorsunuz Erikson'dan sınavda mutlaka soru çıkıyor. Bu soru sayısı bir veya iki tane olabiliyor. Ya dönemleri böyle bir örnek üzerinden sorabiliyorlar ya da ikinci sorumuz gelirse de arkadaşlar ergenlik dönemindeki kimlik türlerinden, Marsya'nın bahsetmiş olduğu kimlik türlerinden soru karşımıza gelebiliyor. O yüzden bugün biz sizlerle birlikte Erikson'u çok detaylı şekilde ele almaya çalışacağız. Benim size tavsiyem şudur Erikson'la ilgili. Genelde böyle hani örneği verip bireyin kişilik özelliğini anlatıp onun da yaşını da verip o bireyin hangi dönemde, psikososyal dönemde olduğunu soran soru kalıpları karşımıza çıkıyor. ÖSYM'nin soruları hep bu tarzda oluyor. O yüzden bu kuramda hani başlıkları bilmek, yaş aralıklarını bilmek bana kalırsa çok önemli. Bazen de şu tarz sorular geliyor. İşte yetişkinlik dönemini anlatıyor fakat o yetişkinlik dönemindeki kişilik özelliklerinin geçmişte hangi dönemden kaynaklandığını soran bir soru tipi de var. Bu soru tipini ÖSYM kullanmıyor. Genelde soru bankalarında karşılaştığımız bir soru kalıbıdır. Orada da işte atıyorum 60 yaşındaki bir yetişkini anlatır ama 60 yaşındaki o özelliklerin temelde geçmişte hangi dönemden kaynaklandığını da sorabilir. Orada da işte önemli olan şey yaş olmuyor. Kişilik özelliklerinin dönemlerle alakalı ilişkilerini çok iyi bilmek gerekiyor. Erikson'un kuramı bana kalırsa çok da güzel, insanın hayatını daha iyi analiz etmesini sağlayan bir kuram. Çocuklar açısından da yetişkinler açısından da. O yüzden böyle hani öğrenmek için sınav için değil de kendi hayatınız için öğrenmeye çalışın. O yüzden daha kalıcı olur diye düşünüyorum. Daha da eğlenceli olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi isterseniz ilk sorumuzdan başlayalım. Arkadaşlar bu soru tipi böyle kuramın genel özellikleriyle ilişkili. Soru bankalarında da çok sık görebilirsiniz bu soru tiplerini. Kuramın genel yapısıyla alakalı bilgi sahibi olmanızı isteyen bir soru kalıbı. Biz şimdi geçen videomuzda hatırlıyorsanız Freud'u anlatırken böyle Erikson'la bir karşılaştırmasını yapmıştık. Biraz da onu da bilmek gerekiyor bu tarz soruları çözebilmek için. Hatırlıyorsanız Freud'un kuramında daha çok arkadaşlar kalıtım odaklı kuramını oluşturduğunu söylemiştik. Erikson'un da daha çok kuramında kişiliği şekillendiren asıl sürecin çevre olduğunu vurgulamıştık. Freud kişiliğin 0-6 yaş aralığında ortaya çıktığını, şekillendiğini söylemişti. Erikson da kişiliğin yaşam boyu şekillenen bir süreç olduğunu vurgulamıştı. Freud'a göre 0 ila 6 yaş aralığında ortaya çıkan bir kişilik özelliği değiştirilemiyordu. İlerleyen dönemlerde telafi mümkün değildi. Ama Erikson'un kuramında bir dönemde kazanamadığım bir özellik varsa kişilik özelliği onu diğer dönemlerde telafi etme şansında söz konusudur arkadaşlar. Freud kuramını daha çok id temelli oluşturmuş. Yani davranışların kökeninde hep cinsellik ve saldırganlık dürtülerini aramaya çalışmış. Ama Erikson'un kuramı daha çok arkadaşlar ego temelinde oluşturulan bir kuramdır. Şimdi burada öğrenciler hep id, ego, süperego kelimelerini görünce Freud'a gidiyor. Ego kelimesi sanki diğer kuramcıların kullanmayacağı bir kelimeymiş gibi düşünülüyor. Ama egonun açılımı zaten benlik demektir. Hatta bu kuramda yani psikososyal kuramda Freud dışında Erikson'un daha çok vurgulamaya çalıştığı bir kavramdı. Yani benliğin oluşum sürecinden bahsediyor aslında. O yüzden kuramını daha çok egonun gelişmesiyle her dönemde egoya kattığımız bazı özelliklerle alakalı açılımlardan bahsediyor arkadaşlar. Şimdi bu kalıtım çevre, 0-6 yaş vesaire onları tek tek ele alalım. Şimdi Freud kuramında biliyorsunuz id ağırlıklı yani temelde cinsellik ve saldırganlık dürtülerinin doğuştan gelen dürtülerin etkili olduğunu söylemiş. Ha, çevreyi hiçe mi saymış? Hayır ama çevresel koşulların kalıtımsal koşullara göre daha az etkili olduğunu söylüyor. Erikson'da kuramında daha çok böyle ebeveynle kurulan etkileşim, arkadaşlarla, öğretmenler, işte toplumsal çevreyle kurulan etkileşimin işte kişiliği şekillendirmede daha çok etkili olan bir unsur olduğunu vurgulamış arkadaşlar. Freud'un kuramı biliyorsunuz ergenlik dönemine kadar devam eder. Genital dönem ama kişiliğin asıl temellerinin atıldığı ve şekillendiği dönemleri de şöyle ele alıyor. İşte oral, anal ve fallik dönem. Yani bu 0-6 yaştan kastettiği şey erken çocukluk yılları. O dönemde kişiliğin temelleri oluşur.
Ama Erikson'a göre kişilik sadece belli bir yaşa sığdırılacak bir özellik değildir. O yüzden kişiliğe 6 yaşından sonra eklediğimiz ve benliğimizin gelişimine çok fazla katkı sağlayan birçok özellikler var deyip kişiliğin yaşam boyu şekillenen bir süreç olduğunu vurgulamış arkadaşlar. Az önce söylemiştik, Freud'un kuramında 0-6 yaş aralığında eğer olumsuz bir süreç yaşadıysak bu bizde saplantı olarak kalıyordu. Onu ilerleyen dönemlerde değiştiremiyorduk, telafi edemiyorduk. Ama Erikson'un kuramında bir dönemde bir özelliği kazanamadıysak onu başka bir dönemde kazanabilme şansımız da bulunuyor. Bu yüzden telafi vardır diyoruz. Freud kuramını id üzerine, Erikson'un kuramını daha çok ego üzerine temellendirmeye çalışmış arkadaşlar. Şimdi bu bilgilere bakarak sorumuzu şöyle bir çözelim. Ada demiş ki anne ile bebek arasında temel ihtiyaçları alıp verme arasındaki uyum bebekte güven duygusunu oluşturur. Bu şimdi kuram için doğru. Erikson'da biliyorsunuz 8 tane psikososyal dönem var arkadaşlar. Bu 8 tane psikososyal dönemin belki de Erikson en çok önemsediği iki dönem şeklinde ele alıyor. Bunlardan ilki ergenlik dönemidir. Yani kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası dönemidir. Bir diğer dönem de temel güvene karşı güvensizlik dönemidir. Temel güvensizliğin yaş aralığı 0-1 ya da 0-1,5 olarak karşımıza çıkıyor. Bu dönemde çocuk, bebek alıcı, anne verici rolünde. Yani o aradaki alma verme ilişkisinden ortaya çıkan bir uyum var arkadaşlar. Bu uyum da çocukta güven duygusunu ortaya koymaya başlıyor. Hatırlıyorsanız temel güvene karşı güvensizlik aslında Freud'da oral döneme tekabül ediyor. Yani çocuğu yeme ihtiyacından bahsettiğimiz bir dönemde. Ama bu Erikson'un daha çok böyle yeme duygusunun dışında da ortaya çıkan birçok fiziksel ihtiyaçta anne ile bebeğin arasındaki uyumun çocuğun hem kendine güvenme hem de başkalarına güvenme duygusunu kazandıran bir özellik olduğunu vurgulamış arkadaşlar. O yüzden bu doğru bir ifade olacak. B de demiş ki kişiliğin yaşam boyu şekillenen bir yapı olduğunu ve temelde ego yapısının geliştirmeye çalışıldığını savunuyor. Bu da doğru çünkü kişiliğin dediğim gibi yaşam boyu şekillenen bir süreç olduğunu ele almış ve aslında en çok da ego kavramı üzerinde durmaya çalışmış. Hatta Erikson'un kuramında son dönemin adı ego bütünlüğüne karşı umutsuzluk dönemidir. Egonun gelişimini son döneme kadar ele almış. Yani her dönemde egonun aslında gelişimine katkı sağlayan bazı kişilik özelliklerini vurgulamış. O yüzden kuramı aslında benliğimizin nasıl geliştiği, kişiliğimizin nasıl oluştuğunu temelde ele almaya çalışan bir kuramcı olmuş. Kişiliğin daha çok aile, arkadaşlar, toplum ve kurulan bağlantılarla şekillendiğini savunur demiş C de. Bu da doğru bir ifade çünkü mikro düzeyden makro düzeye doğru yani bebeklik döneminde anneyle, babayla, evdeki diğer ebeveynlerle, işte kardeşlerle, ablalarla, abilerle kurulan bağ dışında dışarıya açıldığı zaman arkadaşlarla, öğretmenlerle ve toplumun diğer yapılarıyla kurduğu bağlantılarında kişiliğe çok fazla katkı sağladığını vurguluyor. Psikososyal kuram diyoruz biz o yüzden Erikson'un kuramına. C de doğru. D de demiş ki bir dönemde aşılamayan psikososyal krizin başka bir dönemde çözülebileceğini savunur. Bu da doğru çünkü telafinin mümkün olduğunu söylemiştik. Edirne'ye baktığımızda da demişiz ki bütün psikososyal krizler başarılı şekilde atlatan bir birey son dönemde üretkenlik duygusunu kazanır. Son dönemin adı üretkenlik dönemi değildir arkadaşlar. Son dönemin adı az önce söylemiştik ego bütünlüğü ya da diğer adıyla benlik bütünlüğü dönemidir. Dolayısıyla bütün özellikleri kazanan bireyin son ulaştığı nokta aslında benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk dönemi olarak karşımıza çıkar. O yüzden Edirne bizim için yanlış bir ifade oluyor. Bir soru tipimiz bu şekildeydi. Şimdi ikinci soru tipimiz de şu şekilde olacak. Örnek durum. Daha çok ÖSYM bu soruları kullanıyor sınavda. Yani çocuğun kişilik özelliğini anlatıyor, yaşını veriyor. Ya hangi dönemde olduğunu soruyor ya da geçirdiği psikososyal krizin ne olduğunu soruyor. Çok da kolay soru tipleri karşımıza çıkıyor. Mesela bu soruda demiş ki Ela Hanım 4 yaşındaki oğlunun sonu gelmeyen sorularından bunalmış ve çoğunlukla bu sorulara yanıt vermeye çalışırken bazı zamanlarda oğlunun sorularını geçiştirmektedir. Buna göre Ela Hanım'ın oğlu aşağıdaki psikososyal dönemlerin hangisinde bulunmaktadır? Direkt dönemi soruyor. Şimdi bu sorularda soru tipini konuşacağız ama bilmeniz gereken asıl nokta aslında bu 8 psikososyal dönemde yaşadığımız krizler neler? Biz bu krizleri nasıl atlatıyoruz? Veya bir olumlu kriz yaşanmazsa karşılığını kazanacağımız olumsuzluk ne? Şimdi her dönemde arkadaşlar yaş aralığı var ve bunun dışında
kazanmamız gereken bir olumlu kişilik özelliği varken onu kazanamadıysak onun alternatifi olan bir olumsuz kişilik özelliği karşımıza çıkıyor. Mesela ilk dönemde temel güven olumlu kişilik özelliği, eğer kazanamıyorsak olumsuzluk olarak güvensizlik duygusu var. İkinci dönem özellik bir olumlu kişilik özelliği, eğer bu özelliği kazanılamıyorsa çocukta negatif olarak kabul ettiğimiz kişilik özelliği kuşku ve utanç duygusudur. Üçüncü dönem girişimcilik duygusuyla ortaya çıkıyor. Bunu kazanamadıysak yine alternatifi negatif olan kişilik özelliği suçluluktur. Dördüncü dönemde başarı duygusunu kazanıyoruz. Eğer dediğim gibi bunu kazanamıyorsak ortaya çıkabilecek negatif kişilik özelliği yetersizlik duygusudur arkadaşlar. Dolayısıyla her dönemde bir olumlu bir de olumsuz kişilik özelliği söz konusu ve bunların nasıl şekillendiğini vurgulamış tek tek. Şimdi temel güvene karşı güvensizlik de bu dönem hatırlıyorsanız Freud'da oral döneme tekabül ediyordu. Çocuğun yeme ihtiyacından bahsetmişti. Eğer aşırı veya yetersiz beslersek ortaya çıkabilecek kimlik özelliklerini tek tek açıklamıştı, kişilik özelliklerini. Ama temel güvene karşı güvensizlikte Erikson'un vurguladığı tek şey yeme ihtiyacı değil. Çocuğun bütün ihtiyaçlarına vurgu yapıyor arkadaşlar. Ve bu ihtiyaçlarının anne tarafından karşılanma tutarlılığına bakmış. Eğer bu ihtiyaçlar ortaya çıktığı anda anne çocuğun istediği düzeyde ihtiyaçları karşılayabilirse, ki bu ihtiyaçlardan en önemlisi Erikson'a göre sevgi ihtiyacıdır. Bu sevgi ihtiyacı ve diğer ihtiyaçların karşılanmasından kaynaklı çocuk ben değerli bir insanım deyip kendine güven duygusu yaşıyor. Bir de birileri benim ihtiyaçlarımı karşılayabiliyor mantığından yola çıkarak da başkalarının güven duygusu yaşamaya başlıyor. Bu güven duygusunun ortaya çıkmasıyla birlikte çocuk da aslında ilerleyen dönemlerde de kendini gösterebilecek bazı özellikler de aslında karşımıza çıkıyor. Mesela çocuklarda ortaya çıkabilen kararlılık özelliği ya da geleceğe umutla bakma özelliği ya da iyimserlik özellikleri bu dönemin aslında olumlu olarak kabul ettiğimiz özellikleri. Eğer anne çocuğun ihtiyaçlarını yerinde, zamanında, tutarlı şekilde karşılayamadıysa, ki ne demiştik? En önemli ihtiyaç sevgi. Bir şekilde zaten anne çocuğu doyurur, altını değiştirir. Uykusu hakkında bir şeyi ihtiyaç olarak karşılamaya çalışır. Ama dokunarak çocuk sevgi ihtiyacını anneden alamıyorsa orada işte bir güvensizlik duygusu ortaya çıkabilir ya da diğer fiziksel ihtiyaçlar. Güvensizlikte de hani ihtiyacım karşılanmıyorsa demek ki ben değerli bir insan değilim. Ya da birileri benim ihtiyaçlarımı karşılamıyor, o yüzden ben insanlara güvenmemeliyim duygusundan hareket ederek güvensizlik kendini göstermeye başlıyor. Bu dönemde güvensizlik devamında bireylerde ilerleyen süreçlerde aşırı kararsızlık ya da geleceğe dönelik çok fazla karamsar olma ya da umut duyguları besleyememe gibi bir takım süreçler karşımıza çıkartabiliyor arkadaşlar. Şimdi pardon. Özerklik döneminin şöyle bir özelliği var. Temel güvene karşı güvensizlikte çocuk dedi ki anne ben sana bağlıyım çünkü ihtiyaçlarımı kendim karşılayamıyorum. Ama artık ben ihtiyaçlarımı karşılayabilecek yaşa geldim. Dolayısıyla bu özerklik döneminde çocuk ihtiyaçlarını karşılayabildiği kişiden bir takım özelliklerden dolayı bağımsızlaşmaya başlayacak. Bu bağımsızlaşma duygusu da çocukta özellik duygusunu ortaya çıkartacak. Yani çocuğun daha çok anneden bağımsızlaşarak bireysel hareket etmeye başladığı, kendi bireysel davranışlarını kendi başına yapabileceğini hissetmeye başladı. Bireysel davranışlardan kastettiğim ise öz bakım becerileridir. Mesela işte yemeğini kendi başına yeme, suyunu içme, kıyafetini seçme, giyme, işte merdiven çıkma, ayakkabılarını bağlamaya çalışma, bunların hepsini kendi başına yapmak isteyecek. Bu dönemde eğer bunlar desteklenirse, çocuğun yapmasına müsaade edilirse çocukta ortaya çıkacak özellik özerklik duygusudur. Eğer bu dönemde aile çok koruyucu olursa, aman ona bir şey olur ya da onu tehlikelerden koruyalım ya da işte evin tek çocuğudur, üzerine titreniyordur, her şeyi aile yapmaya çalışır. Eğer çok koruyucu davranırsak ve çocuğun yapabileceği her şeyi biz yapmaya başlarsak arkadaşlar, çocukta kuşku ve utanç duyguları ortaya çıkıyor. Bu utanç duygusundan kastettiği şey kendi varlığından utanma veya kendi varlığı dışında kendi yapabileceklerinden utanma duygusu kendini göstermeye başlıyor ve yapabileceklerine dayalı kuşku duygusu ortaya koymaya başlıyor. Yani şöyle düşün.
Mesela merdiven çıkmaya çalışıyor. Anne düşecek diye korkuyor. Çocuğun arkasından itekliyor. Çocuk tam çıkarken çocuk diyor ki ben bunu yapamıyorum galiba. Dolayısıyla ikinci defa o eylemi yapabilirken, yapabilecek düzeydeyken yapamayacağını hissetmeye başlıyor. Annesi daha önceden engellediği için veya ben bunu yapabilecek potansiyele sahip değilim deyip kendi varlığından utanma duygusunu hissetmeye başlıyor. Ama çocukları bu dönemde bireysel bırakırsak, kendi başlarına yapabilecekleri her şey noktasında onları desteklersek arkadaşlar, çocuklarda özellik duygusu ortaya çıkıyor. Özellikten kastettiğimiz şey de arkadaşlar, kendi seçimlerini kendi başına yapabilme. Yani bireysel düzeyde seçim yapabilme özgürlüğünü hissedebilmesi demektir. Ya da daha çok aileden, işte akranlarından daha bağımsız davranabilme. Ya da işte bu özellik duygusundan kaynaklı birine ihtiyacı olmadan kendi kendine yetebilme duygusunu hissetmeye başlayacak. Dolayısıyla özelliği size sadece özellik kelimesinden yola çıkarak sormayabilirler. Seçimlerini kendi başına yapabilme, başkalarından daha bağımsız hareket edebilme, kendine yetebilme gibi duygulardan yola çıkarak da özellikle sizden isteyebilirler. Şimdi 0-1 yaşta anne ben sana ihtiyaç duyuyorum, ihtiyaçlarımı karşıla dedi. Özellikle anne benim sana ihtiyacım kalmadı, ben her şeyi kendi başına yapabilirim dedi. Çünkü senin gibi ben de bir bireyim mesajını vermeye çalıştı. Girişimcilikte de onun bir tık üstüne çıkmaya başlayacak. Çünkü girişimcilik daha çok çocukların bilişsel düzeyde kendilerini pekiştirmeye çalıştıkları bir dönemdir. Girişimcilikte çocuk diyor ki anne ben bir bilim adamı gibiyim. Her şeyi çok merak ediyorum. Her şeyi de çok öğrenmek istiyorum. Ne olur benim öğrenme ve merak etme isteğimi destekle. Eğer çocukların girişimciliğin şöyle bir özelliği var. Bilişsel düzeyde çok fazla meraklı oldukları, her şeyi keşfetmek istedikleri ve öğrenme isteğinin çok üst düzeyde olduğu bir dönemdir. Eğer çocukların bu duyguları pekiştirilirse çocuklarda girişimcilik duygusu ortaya çıkmaya başlıyor. Ama çocukların bu dönemde var olan öğrenme ve merak duygularını pekiştirebilecek davranışlar sergileyemiyorsak, hatta onları engelliyorsak, öğrenme dürtülerini engelleyecek bazı davranışlara sahipsek, çocukta suçluluk duygusu ortaya çıkmaya başlıyor. Suçluluktan kastettiğimiz şey de arkadaşlar, yaptıklarından pişman olmaya başlıyor. Yaptıklarından pişmanlık duymaya başlıyor. Mesela şöyle bir şey düşünün. Burası Freud'un kuramında fallik döneme denk gelir arkadaşlar. Fallik dönemde hatırlayın, çocuk Oidipal çatışmaları yaşıyordu. Anneye karşı, babaya karşı duygusal yakınlıklar beslemeye başlıyordu. İşte cinsiyet farkını öğrenmeye başlamıştı ve çocukların girişimcilik döneminde daha çok sordukları sorular cinsellikle ilişkili olabiliyor. Mesela ben nereden geldim, beni nasıl yaptınız? İşte cinsel organıyla alakalı bazı sorular sorabilir. Şimdi bizim toplumumuzda da o yöne gitmesi çocuk için çok iyi bir şey değildir. Yani çocuğun o konularla ilişkili çok soru sorması istenmez. O yüzden ayıp, sorma, bundan sonra öğrenirsin gibi çocukların merak veya öğrenme isteklerini geliştirebilecek cevaplar almadıklarında ben galiba yanlış bir şey sordum ya da benim sorduğum şey hatalı deyip o yaptığı eylemden tamamen pişmanlık duygusu hissetmeye başlayabilir. Dolayısıyla mesela çocuk yapabilir miyim, yapabilir miyim acaba duygusunu özellik döneminde yaşarken yaptım ama keşke yapmasaydım duygusunu suçluluk döneminde yani girişimcilik döneminde yaşamaya başlıyor. O yüzden girişimcilik dönemi daha çok çocuğun bilişsel düzeyde kendini geliştirmeye çalıştığı, öğrenme ve merak etme isteklerinin çok ön plana çıktığı bir aşamadır. Bu dönemde dediğim gibi kendini gösteren asıl eylem soru sormadır. İşte bu sorduğu sorulara eğer düzeyine uygun anlayabileceği şekilde cevaplar verirsek girişimcilik gelişir. Çocuğu ters der, sorduğu sorunun yanlış olduğunu söyler. Geçiştirirsek, yanıtlamazsak her sorusuna suçluluk duygusu yani yaptıklarından pişman olma duygusu kendini göstermeye başlıyor. Bir sonraki dönem başarı dönemi. Arkadaşlar başarıya karşı yetersizlik. Şimdi başarının şöyle bir özelliği var. Çocuğun kendi yeterliliklerini keşfetmeye başladığı bir evredir. Yani okul çağından bahsediyoruz. Bu dönemde çocuk kendi yetebildiklerini keşfetmeye başlıyor kelimesinden şunu vurgulamaya çalıştım aslında. Yeteneklerini keşfetmeye başlayacak. Yapabileceği şeyleri keşfetmeye başlayacak. Hatta gelecekte de yapabilecekleri doğrultusunda bir takım keşiflerde bulunmaya başlayacak. Şimdi buranın şöyle bir özelliği var.
Çocuklara mutlaka burada yapabilecekleri noktasında, yani yeterlilikleri noktasında görevler vermek gerekiyor. Hem aile olarak hem öğretmen olarak. Çocuğun yapabilecekleri noktasında verdiğimiz görevlerde eğer başarılı olduysa başarısını pekiştirecek övgü ifadeleri kullanmak gerekiyor. Yani bir takım pekiştireçler mutlaka kullanmak gerekiyor. Çocuktan yapabileceğinin daha iyisini beklememek gerekiyor. Yani yüksek beklentiye sahip olmamak gerekiyor. Bu yüksek beklentinin karşısındaki ortaya çıkabilecek duygu çünkü yetersizlik duygusudur. Mesela işte beden eğitimi dersinde çocuk biraz kiloludur. Mesela takla atmak da yeterli değildir. Öğretmen onun takla atamayacağını bile bile onu orada zorlarsa çocuk hissedemediği başarı duygusunu iyice hissetmemeye başlayacak. Yani çocuk artık taklanın dışında beden eğitimine dayalı da hiçbir yeterliğe sahip olmadığını hissetmeye başlayacak. Hatta orada yapamadığı için arkadaşları tarafından bir takım alay edilme durumlarıyla da karşılaşırsa bu çocuğun hiç de istemediği bir durumdur. Bütün özelliklerini etkilemeye başlar. O yüzden öğretmen olarak hani çocukların İyi tanınması gerekiyor. Neleri yapıp neleri yapamayacaklarını çok iyi bilmek gerekiyor. Anne babalar zaten bunu bilir ama öğretmen davranışları da burada çok fazla önemlidir. Çocuklara çok gaz vermek gerekiyor bu dönemde. Sürekli pekiştireçler, tabii yapabilecekleri noktasında pekiştireçler kullanmak çok önemli. Çok da çıtayı yüksek tutmamak gerekiyor. Yani çocukların yeterliklerini aşan bazı davranışları onlardan beklememek gerekiyor. Eğer çocuktan bunları istersek yani yeterliliğini görüp ona göre etkinliklerde kullanırsak vesaire çocukta başarı duygusu ortaya çıkıyor. Çünkü diyor ki ben yapabiliyorum. Ben bunda yetenekliyim. Bu potansiyelimi açığa çıkartabiliyorum. O duyguyu hissetmeye başlıyor. Ama çocuktan şimdi yüksek beklentiye sahip olursak, yaptıklarını beğenmezsek ya da yapamayacakları noktasında bir takım beklentiler geliştirmeye başlarsak hatta burada daha çok etkileyen tutum arkadaşlar aile tutumu ya da ebeveyn tutumu mükemmelliyetçi tutumdur. Mükemmelliyetçi tutuma sahip olan ebeveynler zaten daha çok kendilerinin yapamadıklarını çocuklarından bekliyorlar. O yüzden onları çok donanımlı yetiştirmeye çalışıyorlar. Çocuk onlara yetemiyor. Hatta mükemmelliyetçiler eldeki bütün imkanları çocuğa verip karşılığını çok kat kat fazlasını istemeye başlıyorlar. Çocuk da şimdi bunu yapamadığı için de vicdanen kendini hiç iyi hissetmemeye başlıyor. Diyor ki ben annemin istediği gibi bir evlat olamadım ya da işte öğretmenimin istediği gibi bir öğrenci değilim. Bu duyguyu yaşamaya başladığı için de çocukta aşağılık kompleksi yani yetersizlik duygusu kendini göstermeye başlıyor. Bu mükemmelliyetçiler de en çok şunu da yapabiliyor. Mesela çocuğu mutlaka yaşıtlarıyla, mesela işte sınıfındaki arkadaşlarıyla, kuzenleriyle, belki abisinin ablasının o dönemdeki potansiyeliyle karşılaştırırlar. Çocuk da şimdi bu karşılaştırmayı hiç beğenmez. Hangimiz beğeniriz ki zaten? O yüzden hani ben annem Ayşe'yi beğeniyor. Ben asla Ayşe gibi olamam zaten. O karşılaştırdıkları kişideki potansiyeli de gördükten sonra o duyguyu artık bir yetersizlik olarak hissetmeye başlıyorlar. O yüzden okul çağında dediğim gibi çok böyle çocukları yarıştırmak, çok yüksek beklentiye sahip olmak çok da iyi bir şey değildir. Çocuk da aşağılık duygusunu ortaya çıkartabiliyor arkadaşlar. Yetersizlik duygusunu ortaya çıkartabiliyor. Bir de bunun devamındaki dönemlere tek tek değinelim. Arkasından çok hızlı sorularımızı çözeriz. Şimdi bundan sonraki dönemimiz kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası. Burası kimliklerin ortaya çıktığı bir evre. Onları birazdan ele alacağız. Burası ergenlik dönemi olarak karşımıza çıkıyor. Çocukların daha çok ben kimim sorusunu sorduğu, geleceğe dayalı bir kimlik üretme çabası içerisinde olduğu, gelecekte olmak istedikleri noktasında bir takım hedeflere, işte dini inanışlara, siyasi tercihlere, felsefi fikirlere yavaş yavaş sahip olmaya başladıkları, hatta toplumun da onlara vermek istediklerine alternatif bazı kimlikler üretmeye başladıkları bir evredir. Bu dönemde özellikle Marsya bazı kimlik türlerinden bahsediyor. İşte başarılı, ipotekli, moratoryum, dağınık gibi Erikson da iki farklı kimlik türünden bahsetmiş. Ters ve gölgelenmiş olmak üzere. Onları birazdan ele alacağız arkadaşlar. Bu dönemde kimlik kazanma olumlu istediğimiz ve özellikle rol karmaşası da bu dönemde karşımıza çıkan negatif bir kişilik özelliği olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Bir sonraki dönemimiz yakınlığa karşı yalıtılmışlık. Yakınlık duygusunun ortaya çıkması aslında bu dönemde daha çok şununla ilişkilidir. Bireyler eğer ait olma, sevgi ihtiyacını karşılayabilirse arkadaşlar
Bunu ya aile ortamı içerisinde, ya karşı cinsten ya da arkadaşlık ilişkileri içerisinde karşılayabiliyorsa bireyde yakınlık duygusu ortaya çıkmaya başlar. Eğer kişi işte ait olma, sevgi ihtiyacını doyurabilecek, pekiştirebilecek bir ilişki kuramıyorsa, aile anlamında, arkadaşlık ilişkileri anlamında veya karşı cins anlamında kişide ortaya çıkan duygu bu defa ne olacaktır? Yalnızlık, diğer adıyla yalıtılmışlık duygusu olacaktır. Bunu mesela sorularda genelde işte Ayşe sevdiği, güven beslediği bir kişiyle aile kurma yolunda bir adım atar. Onunla evlenir, işte yaptığı evlilikten çok mutludur vesaire gibi bir örnek durum üzerinden yaratırlar, yazarlar. Ve genelde burada da evliliği kullanmaya çalışırlar. Arkadaşlar, bir kişinin evlenmiş olması %100 yakınlığı kazandığının bir göstergesi değildir. Çünkü yapılan evliliklerde kişi ait olma, sevgi ihtiyacını karşılamamış da olabilir. Mesela görücü usulüyle evlenmiştir, evlendiği kişiyi sevmiyordur. İşte zorlandırılarak evlenmiştir, evlendiği kişiyi sevmiyordur. Görücü usulüyle evlenmiştir, sonra evlendiği kişiyi sevmeye başlamıştır. Yani burada önemli olan kriter aslında birinin evlenmiş olması değil ya da evlenmemiş olması da değildir. Birinin öyle ya da böyle bir kişiyle ya da bir grupla ait olma, sevgi ihtiyacını karşılayabilir olması demektir. Mesela hiç evlenmemiştir ama ailesindeki kişilerle o duyguyu çok net yaşayabiliyordur. Veya evlenmemiştir, arkadaşlık ilişkilerinde o duyguyu zaten karşılayabiliyordur. O yüzden evlilik burada bir kriter değil arkadaşlar. Yakınlığı kazanma veya kazanmama noktasında %100'den bahsediyorum. Ama onun dışında mesela işte arkadaşlık ilişkilerinde kişinin kendini iyi hissetmesinden, kendini güzel ifade etmesinden, işte arkadaşlarıyla kurduğu o güven bağından bahseder. Bu da zaten yakınlık duygusunu kazandığının bir göstergesi olabilir. Bu dönemde de bağlanma tipleri var arkadaşlar. Onları da bir sonraki videomuzda ele alacağız. Yetişkinlik bağlanma türlerinden bahsedeceğiz. Oranın da bu duyguyla aslında çok yakından bir ilişkisi var. Yani ya, o saplantılı bağlanma, korkulu bağlanma, kayıtsız bağlanma da yakınlığı kazanıp kazanmamayla alakalı bir süreçtir aslında. Onları da ele alacağız arkadaşlar. Bir sonraki dönemimiz üretkenlik. Ben burayı hep şeye benzetiyorum. Şimdi yakınlık duygusunda mesela aile yapılıyor, ailenin temelleri atılıyor, işte iş hayatı anlamında temeller atılıyor. Üretkenlik aslında o bir önceki dönemde diktiğimiz fidanın artık meyvelerini yemeye başladığımız bir evredir. Yani aslında bir insanın hayatı boyunca en fazla verim ortaya koyduğu bir dönemdir arkadaş. Üretkenlik ne anlamında? Hem mesleki anlamda hem de aile anlamında. Ya da mesleki veya aile hayatı dışındaki boş zamanlarda kullandığı o verimden bahsedeceğiz şimdi birazdan. Üretkenlik de mesela bir önceki dönemde işte aile kurulmuştur, iş seçilmiştir, arkadaşlık ilişkileri zaten vardır. Artık bu evreye geldiğimiz zaman ailede kendi çocuklarını eğitmeye, yetiştirmeye başlayacak. Yani onları geleceğe hayırlı bir evlat olarak yetiştirmeye çalışacak. Kendi mesleki hayatında da mesleki alanda kendini geliştirmek için çok fazla faaliyete katılmaya çalışacak. Yani meslekte verim ortaya koymaya çalışacak, kalite ortaya koymaya çalışacak. Mesleki ve aile hayatı dışında geriye kalan boş zamanlarını da toplumsal hayatta sosyal çalışmalara katılarak, mesela sivil toplum kuruluşları olabilir, insanlara katkı sağlayacak birçok faaliyet olabilir. Onlara katılarak da geçiriyor olabilir. Eğer birey bunları yapabiliyorsa ortaya çıkan duygu nedir? Üretkenliktir, verim duygusudur arkadaşlar. Eğer bu dönemde bunlar yaşanamadıysa, yani mesleki hayatta yeterli verime ulaşamıyorsa, işte yanlış bir evlilik yaptığını düşünüyorsa, çocuklarıyla çok yakından ilgilenemiyorsa, onların gelişimlerini takip edemiyorsa ve sosyal çalışmalara katılamıyorsa, boş zamanlarını çok durgun şekilde ortaya koyuyorsa, hiçbir şey üretemiyorsa, kişi de ortaya çıkabilecek duygu arkadaşlar durgunluk duygusu demektir. O yüzden aslında üretim duygusunun çok fazla yaşanamadığı, kişinin kendini çok verimli hissetmediği bir aşamadır durgunluk duygusu dediğimiz süreç. Son evremizde benlik bütünlüğü, diğer adıyla ego bütünlüğü. Aslında burası bizim geçmişle muhasebe yaptığımız, yani geçmişi daha çok değerlendirmeye çalıştığımız, geçmişe dayalı kişinin keşkeleri ve pişmanlıkları yaşamaya başladığı evredir. Arkadaşlar, bir insanın ego bütünlüğüne ulaşması çok kolay bir şey değil. Çünkü geçmişteki 7 psikososyal krizin 7'sini de olumlu atlatması, yani güven, özellik, girişimcilik, başarı,
kimlik kazanma, yakınlık, üretkenlik gibi duyguların hepsini birleştirmesi, kazanmış olması gerekiyor. Bunların toplamı zaten bireyde ego bütününü ortaya çıkartıyor. Ama bu geçmişte yaşadığı psikososyal krizlerden bazılarını olumlu atlatamadıysa, mesela geçmişe dayalı yalıtılmışlık duygusu varsa, işte suçluluk duygusu yaşıyorsa, güvensizlik duygusu varsa, bu da bireyde hangi duyguyu ortaya çıkarmaya başlayacak? Umutsuzluk. Çünkü umutsuzluk demek aslında kişinin geçmişe dayalı sürekli pişmanlık duygusu yaşamaya başladığı, sürekli keşke yapmasaydım ya da neden böyle oldu gibi soruları çok sık sormaya başladığı bir evredir. Buranın şöyle bir özelliği var. Bak, yaşlıları düşünün. Yaş belli bir aralığa geldi mi? 60 yaş ve sonrası anladı ki ölüm artık yaklaştı. Ve geçmişe dönüp baktığında yapmak istediği her şeyi yapabildiyse, mesela istediği kişiyle evlendiyse, çocuklarını çok güzel yetiştirdiyse, istediği okullarda okuduysa, istediği her yeri gezip gördüyse, kendi kararlarını kendi başına verdiyse, yani hayatında mutluluğu eksik etmediyse, yapabileceği her şeyin üstesinden gelebildiyse, diyor ki ben artık ölüme hazırım. Çünkü kafamda artık soru işareti yok. O yüzden benlik bütününü hisseden insanlar genelde yaşlılık döneminde çok böyle uyumlu, çok çevreyle pozitif anlamda ilişki kurabilen tonton dedeler, teyzeler olabiliyor. Ama kişide umutsuzluk duygusu varsa, geçmişe dönüp baktığında keşke şunu yapmasaydım, yaptığımdan çok pişmanım duygusuyla hep hayatını devam ettirdiyse, şimdi yaşa da baktığın zaman, ölümün yaklaştığını hissettiği zaman diyor ki ben hazır değilim. Daha yapmak istediğim çok şey var. O yüzden o yaşadığı pişmanlık ve keşkeler kişinin ölüme hazır hissetmeme duygusu yaşamasına sebep oluyor. Bu yüzden de çok gergin, işte hırçın, huysuz, sürekli yaşadığı şeylerden dolayı çevresindeki insanları suçlayan bir özelliğe sahip olmaya başlıyor. Bu da kişide duygu olarak umutsuzluğu ortaya çıkartıyor arkadaşlar. Yani yaşamımızın toplamıdır aslında bu iki duygu. Benlik bütünlüğü o psikososyal krizleri iyi atlatmakla ortaya çıkıyor. Umutsuzluk duygusu da psikososyal krizlerde yaşadığımız sıkıntılarla aslında kendini göstermeye başlıyor arkadaşlar. Dönemlerimiz bu şekilde. Bence Erikson'un mantığı çok kolay. Çünkü yaşı biliyorsun. O dönemdeki özelliği zaten biliyorsun. Ne yaşadığını biliyorsun. O dönemi olumlu atlattıysa olumlu özellik. Eğer bir yaşanılan olay veya durum varsa olumsuz şekilde etkileyen, o dönemle alakalı bir olumsuzluk karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet, bir önceki sorumuza döneceğiz şimdi. Ne demiştik? Ela Hanım 4 yaşındaki oğlunun sonu gelmeyen sorularından bunalmış, çoğunlukla bu sorulara yanıt vermeye çalışırken bazı zamanlarda oğlunun sorularını geçiştirmektedir. Ela Hanım'ın oğlu hangi psikososyal dönemde bulunmaktadır diye soruyor. Şimdi ben bu soruyu çözerken hemen yaşına bakıyorum, mesela 4 yaş. Bir de yaptığı eyleme bakıyorum kişilik özelliği olarak. Mesela çocuğun çok fazla soru sorduğundan bahsediyor. Şimdi çok fazla soru soran çocuklarda daha çok merak ve keşfetme duygusu ortaya çıkıyordu. Zihinsel anlamda kendini geliştirmeye çalışıyordu aslında çocuklar. Ve yaşa paralel şekilde de çocuğun içinde bulunduğu dönemin ne olduğunu söyleyebiliriz. Girişimciliğe karşı suçluluk dönemidir. Erikson'un kromu bir de atmaya çok müsaittir arkadaşlar. Eğer başlıkları bilmiyorsanız, yaş ve dönemler arasındaki bağlantıları da bilmiyorsanız, mesela paragrafı okursunuz, atmaya çalışırsanız içinizde çok siner, çok güzel attığınızı düşünürsünüz ama kesinlikle yanlış çıkar. Çünkü seçeneklerdeki ifadeler zaten atmaya çok müsait. Hepsini yukarıdaki öncüle yakıştırma ihtimaliniz de çok yüksek. Sakın atmayın, bilmiyorsanız kesinlikle yanlış çıkar, öyle söyleyeyim. Burada mutlaka hem yaşlara hem dönem başlıklarına hakim olmak gerekiyor arkadaşlar Erikson'da. Sorum şöyle. Freud'un psikososyal gelişim kuramına göre anal dönemde olan bir kişi Erikson'un psikososyal gelişim kuramına göre hangi karmaşayı yaşar diye soruyor. Yani burada eşleştirme yapmamızı istiyor aslında. Hemen kısacık yapalım eşleştirmeyi. Zaten Freud'da toplamda 5 dönem var. Erikson'da 8 dönem var. Freud'daki oral dönem Erikson'daki hangi döneme denk geliyor arkadaşlar? Temel güvene karşı güvensizlik dönemine denk geliyor. Şuraya Freud yazalım. Şuraya Erikson yazalım. İkinci dönem anal dönemdi. Anal dönem Erikson'da hangi döneme denk geliyor? Özerkliğe karşı kuşku utanç dönemine denk geliyor. Üçüncü dönem girişimcilik dönemidir. Girişimcilik dönemi Erikson'da hangi döneme denk geliyor? Pardon, yanlış yazdık. Şurası fallik dönem.
Fallik dönem Erikson'da girişimcilik dönemine denk geliyor. Girişimciliğe karşı suçluluk dönemine denk geliyor. Dördüncü dönem Freud'da gizil dönemdir. Örtük dönem. Erikson'da bu başarıya karşı yetersizlik dönemine tekabül ediyor. Beşinci dönem genital dönemdir. Ergenlik dönemi. Bu Erikson'da kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası dönemine tekabül ediyor. Zaten şimdi oral dönemde ağız ve çevresinin doyurulmasıyla alakalı bir haz duygusundan bahsetmiştik. Yetersiz veya aşırı şekilde karşılamanın ağızla alakalı bazı saplantılı eylemler ortaya çıkardığını vurgulamıştık. Anal dönemde tuvalet ihtiyacının, tuvalet eğitiminin bu dönemde verilmeye başlandığını, tuvalet eğitiminin çok gevşek veya katı şekilde verilirse çocukta yine saplantılı kişilik özelliklerinin ortaya çıktığını söylemiştik. İşte inatçı, dik kafalı, pasaklı, eli açık, saldırgan, işte çok cimri olma gibi özelliklerden bahsetmiştik. Faillik dönemde Oidipal çatışmaları vurgulamıştık. Oidipus ve Elektra çatışmaları, işte bunları kız ve erkek çocuklarının yaşadığını, çatışmalar atlatılamazsa anne babaya aşırı bağlılık hissetme, anne babadan ayrıldığı zaman vicdan azabı hissetme, cinsel yakınlık kuramama, cinsel isteksizlik yaşamanın ortaya çıktığını vurgulamıştık. Kastrasyon korkusu vardı erkek çocuklarında, o korkunun da işte cinsel organını kaybetme korkusu olduğunu özellikle vurgulamıştık. Gizil dönemde libido uykuya geçmişti. Çocuk artık akademik anlamda başarı duygusunu hissetmeye başlamıştı. Bastırma ve yüceltme mekanizmalarını çok yoğun şekilde kullanmıştı. Cinsel dürtü ve isteklere dayalı hiçbir girişimde bulunmamaya çalışmıştı. Genital dönem zaten ergenlik dönemiydi arkadaşlar. İşte cinsiyet rollerini yerine getirmeye başlamıştı. Sosyal toplumsal cinsiyet özelliklerini de kazanmaya başlamıştı. Bunları tek tek nasıl ilişkilendirdik? Yaşlarla ilişkilendirdik. Zaten aynı yaşlardan bahsediyorlar. Tek tek yaşlar ve dönemler arasındaki ilişkiyi iyi bilmek gerekiyor. Hatta soru bankalarında bazen şöyle yapıyorlar. Mesela anal dönemi anlatıyor. Tuvalet eğitiminden bahsediyor. İşte çok dik kafalıdır, inatçıdır, kıskançtır, işte eli açıktır falan diye anlatıyor. Ama sorunun cevabını anal olarak istemiyor. İşte bu özelliklere sahip olan bir kişi Erikson'un hangi psikososyal döneminde olabilir diye soruyor. Yani tekabül eden, denk gelen dönemi istiyor bizden. O yüzden yaşlara paralel şekilde dönemler arasındaki ilişkileri de güzel bilmek gerekiyor arkadaşlar. Bu soruda bize sorduğu şey neydi? Anal dönemde bulunan bir kişi Erikson'un psikososyal kuramında hangi dönemde olabilir diye sormuştu. Zaten eşleştirmeyi yaptığımız zaman da özellikle karşı kuşku utanç döneminde bulunuyorlar arkadaşlar. Bu da kimliklerle ilişkili bir soru. Lise son sınıf öğrencisi olan Ali üniversite eğitimi için yurt dışında gitmek istemektedir. Bunun için yeteri kadar para biriktiremediği için ailesinden destek olmalarını istemiştir. Ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için aynı zamanda da Ali'nin yurt dışına okumasını istemediklerinden dolayı ona gitmesini istemediklerini söylemişlerdir. Ali de onları zor durumda bırakmamak ve üzmemek için planlarından vazgeçmiştir. Buna göre Ali aşağıdaki kimlik statülerinden hangisine sahiptir diye soruyor. Şimdi burada az önce vurgulamıştım ben size. Marsya'nın bahsettiği dört farklı kimlik statüsü var arkadaşlar. Erikson'un kuramı içerisinde geçiyor zaten bu. Başarılı kimlikten bahsetmiş. İpotekli kimlikten bahsetmiş. Dağınık kimlikten bahsetmiş. Ve psikososyal moratoryumdan bahsetmiş. Erikson'da iki farklı kimlik türünü ele almış arkadaşlar. Biri ters kimlik, diğeri de gölgelenmiş kimlik. Şimdi arkadaşlar ergenlik dönemi mutlaka dönemin başında çocuğun geleceğe dayalı ben ne olacağım ya da ben gelecekte ne olmak istiyorum sorusunu sormaya başladığı bir dönemdir. Yani kişi aslında bu dönemde ne yapıyor? Kimlik karmaşası yaşıyor. Kimlik karmaşası demek geleceğe dayalı ne olmak istediği noktasında yaşadığı kafa karışıklığı demektir arkadaşlar. Mesela bu üniversite tercihi olabilir, mesleki bir tercih olabilir, işte liseden mezun olduktan sonra bir iş hayatına atılma veya okumaya devam etme ya da evlenme, asgari gitme noktasında bir kararsızlık yaşıyor olabilir.
O geleceğe dayalı ne olmak istiyorum sorusunun sorulmaya başlandığı ve geleceğe dayalı kafa karışıklığının ortaya çıktığı sürece biz kimlik karmaşası diyoruz. Şimdi bu kimlik karmaşası birkaç kimliğin zaten başında yaşanması gereken bir süreçtir. Mesela başarılı kimlikte bulunan çocuklarda kimlik karmaşası yani kimlik krizi yaşanıyor. İpotekli kimlikte de yaşanabiliyor, yaşanmayabiliyor. Çünkü çocuğun yetiştirme tarzıyla alakalı bir süreçtir. İpotekli olup olmayacağı. Dağınık kimlikte geleceğe dayalı kimlik krizi yaşanmıyor, kimlik karmaşası yaşanmıyor. Moratoryumda da geleceğe dayalı kimlik krizi, kimlik karmaşası yaşanıyor arkadaşlar. Şimdi bir kimliğin başarılı olmasını sağlayan şey çocuğun kendi olmak istediği kimliği seçmesi demektir. Başarılı kimliğe sahip olan çocuklar kimlik krizi yaşıyorlar. Yani gelecekte ne olmak istediği konusunda bir kafa karışıklığı yaşıyor olabilir. Hatta yaşadığı bu kimlik karmaşasından kaynaklı aileyle de çatışmalar yaşarlar başarılı kimliğe sahip olan çocuklar. Çünkü kendi olmak istediği şey noktasında aileye kendini kabul ettirmeye çalışabilir veya onların fikirlerine karşı gelmeye de çalışabilir. Bu gayet normal olması gereken bir şeydir. Zaten aileyle çatışma yaşamıyorsa çocuk ipotekli demektir. Burada olmasını istediğimiz şey çocuğun işte ta küçüklükten beri hayal ettiği bir şey olabilir. Kendi potansiyeline uygun, kendini mutlu edebilecek bir seçmek istediği kimlik olabilir. Aile bunu istemiyorsa çocuk bu isteği doğrultusunda onlarla anlaşmazlık yaşamış olabilir. Ama başarılı kimlikte öyle ya da böyle bir şekilde birey kendi olmak istediği kimliği seçecek. Şimdi başarılı kimliğin şöyle bir özelliği vardır arkadaşlar. Kendini tanır, yapabilecekleri veya yapamayacakları noktasında kendi potansiyelinin farkındadır. O yüzden çok kafa karışıklığı yaşamaz. Yani çok fikir değişikliği ortaya çıkmıyor aslında. Kararları nettir. Kendini tanıdığı için ne olmak istediği yönünde hedeflerini çok net bir şekilde zaten oluşturmuştur. Bu sebeple de bir şekilde kendi olmak istediği hedefe ulaşıyor arkadaşlar. İpotekli kimlik için şunu söylemiştik. Kimlik krizi genelde yaşanıyor ama yaşanmayabiliyor. Çünkü ipotekli kimliğe sahip olan çocuklar genelde özelliğe karşı kuşku utanç döneminden itibaren sıkıntı yaşamış olabiliyorlar. Yani aile çocuğu çok koruduğu için onun yapabileceği her şeyi aile yapıyor. Ergenliğe gelinceye kadar. Ergenliğe geldiğinde de çocuğun seçebilmek ihtimalinin olduğu kimliği aile seçiyor. O yüzden ipotekli kimlikte zaten ergenliğe kadar çocuk kararları hep başkası tarafından verildiği için buna alışıyor. Hatta kararsızlık yaşamak da çocuğu rahatsız ediyor. Başkası seçsin istiyor, ailenin karar vermesini istiyor. Bu böyledir ipotekli kimlikte. Ya da çocuğun seçmek istediği bir kimlik vardır. Sadece ailesinin rızası olmadığı için sırf onlar kırılmasınlar, üzülmesinler diye onların verdiği kimliğe razı da olabiliyor. İpotekli dediğim gibi böyle iki tane özelliği olabilir. Ya sadece çocukluktan itibaren aile hep kararı verdiği için yine ailesi kararı verir ve çocuk bundan rahatsızlık duymaz. Ya da kendi seçmek istediği kimlikten aile kırılmasın, üzülmesin diye yani iyi çocuk olmaya çalışır aslında. Onların verdiği kimliğe bağlanır ve yine çocuk bundan rahatsızlık duymaz aslında. O yüzden ipotekli kimlik de çocuğun kimliğini başkaları seçer diyeceğiz. Çocuk da buna razı olur diyeceğiz. Dağınık kimlikte kimlik krizi yaşanmaz dedik. O yüzden dağınık kimliğin şöyle tipik bir özelliği var diğer kimlik türlerine göre. Geleceğe dayalı ben ne olmak istiyorum sorusunun sorulmadığı. Geleceğe dayalı bir hedefin, bir idealin, bir fikrin bulunmadığı. Bir dini, bir siyasi, bir ideolojik görüşün henüz ortaya çıkmadığı ve geleceğe dayalı bir fikrin, planın olmamasının da çocuğu rahatsız etmediği bir kimliktir. O yüzden kimliksiz olmak çocuğu hiçbir şekilde dürtmez, rahatsız etmez. Dağınık kimliğe sahip olan çocukların tipik şöyle bir özelliği vardır. Rüzgar nereye eserse oraya savrulurlar. Yani çok fazla çevreye göre şekil alabilirler. Çok fazla fikir değişikliği yaşayabilirler. Bunun sebebi de işte geleceğe dayalı bir planın olmamasından kaynaklı olarak ortaya çıkıyor. Bu sebeple de dağınık kimlikte dediğim gibi gelecek hedefi yok. Hedefsizlik çocuğu rahatsız etmez. Çevreye göre sürekli şekil alabilir ve kendi olmak istedikleri noktasında bir fikre sahip değildir arkadaşlar dağınık kimlikte. Moratoryumun da şöyle bir özelliği var. Geleceğe dayalı
kimlik krizini çok yoğun yaşıyor. Kimlik karmaşasını çok yoğun yaşıyor. Çünkü kafasında yapmak istediği çok şey var. Ama ne yapıyor? Bu yapmak istediği şeylerden birine karar veremediği için arkadaşlar bir süre kimlik seçimini ertelemeye karar veriyor. Hatta bu süreç askıya almak olarak da karşınıza gelebilir. Moratoryum sürecinde bulunan çocuklar geleceğe dayalı çok şey yapmak istediklerinden dolayı bir tanesini tercih edemiyorlar. Çünkü kafa karışıklığı çok net bir şekilde var. Ve bir süre bu süreci düşünmemeye çalışıyor, zamana bırakmaya çalışıyor. Arkadaşlar, moratoryumda bulunan çocuklara mutlaka yönlendirme yapıyorsak kısa vadeli hedefler vermek gerekiyor. Mesela işte liseden mezun olmuş, işte bir işe mi başlasam, işte ÖSS'ye mi hazırlansam, aileme yardımcı olmak için işte onların istediği bir şeyi mi yapsam, işte askere mi gitsem, bunlar kafasında var ama bir tanesine karar veremiyor. Aman diyor, ben iyisi bir süre düşünmeyeyim diyor. Yani o düşünmeme süreci moratoryumdur. Eğer sen aile olarak çocuğunu yönlendireceksen uzun vadeli hedef koymayacaksın. Çünkü bu çocuğun kafasını iyice karıştırmaya başlar ve hakikaten de yanlış bir yola da gidebilir. O yüzden çocuğa vereceğin hedefler, koyacağın hedefler mutlaka kısa vadeli hedefler olmak zorunda. Bir de moratorium yaşayan çocuklarda erken yaşta evlenme veya erken yaşta askere gitme düşüncesi de ortaya çıkabilir arkadaşlar. Ama bunu yapma. Zaten moratorium seçimin yapılmadığı bir kimliktir. Sadece zamana bırakmaya çalışır. Bir de Erikson'un bahsettiği iki tane kimlik türü var. Ters, diğer adıyla negatif kimlik, bir de gölgelenmiş kimlik. Arkadaşlar, ters kimlik de çocuk aile ve toplumun kendisine vermek istediği kimliği tam tersine bağlanmayı tercih ediyor. Çünkü ters kimlikte bulunan çocuklar başka biri olmaktansa, yani ailenin veya toplumun istediği bir kimliğe bağlanmaktansa İnadına onların istemediği kimliğe bağlanmayı tercih ediyor ve bu onun da istediği bir şey değildir aslında. Yani sırf inat olsun diye. Mesela aile muhafazakarsa çocuk muhafazakarlığın dışına çıkabilecek birçok eylem gösterebilir. Veya aile okumaya çok önem veriyorsa çocuk okuldan kaçabilir, okulu bırakabilir. Hatta aile böyle çok fazla suça bulaşmasını istemiyorsa çocukların, çocuk inadına suç içerikli davranışlar sergileyebilir. Ya da toplumun beklentisi de olabilir bu noktada. Çocuk toplumun beklentisine aykırı davranışlar da sergileyebilir. Biz bu kimlik türüne arkadaşlar ters kimlik diyoruz. Dolayısıyla çocuk başka biri olmaktansa onların istemediği bir kimliğe bağlanmayı tercih ediyor, inadına dediğimiz gibi. Gölgelenmiş kimlik de ipotekliyle çok benziyor. Çünkü her ikisinde de çocuğun kimliğini bir başkası seçiyor. Gölgelenmiş kimliğin ipotekli kimlikten farkı şudur. Burada baskı ve dayatma var. Çocuk ailesi tarafından baskı ve dayatmalara maruz kaldığı için ve toplumda olabilir bu arada, illa aile olacak diye bir şey yok. Toplumun aile tarafından baskı ve dayatmalara maruz kalıyor ve onlara boyun eğmek zorunda kalıyor. Gölgelenmiş kimlikte bulunan çocuklar kendisine verilen kimlikten mutsuzdur. Asla memnun değildir. Ve verilen kimliğe asla razı olmuyor aslında. O yüzden ipotekli kimlikten farkı da bu. İpotekli kimlikte çocuk evet ailesi kimliğini seçiyor ama kimliği seçmesi için herhangi bir baskı dayatma söz konusu değil. Çocuk sadece vicdanen bir yük hissettiği için onların istediği kimliğe bağlanıyor, razı oluyor. Ama gölgelenmiş kimlikte ya evleneceksin ya askere gideceksin diyor aile. Şimdi çocuk ikisinden birini yapmak zorunda kalıyor. Askere gitse de mutsuz oluyor, evlense de mutsuz oluyor. Çünkü onu baskı altında ortaya koyuyor. Yani vicdanen bir yük hissetmiyor. O yüzden kendisine verilen kimlikten asla memnun değil ve mutsuz bir tercih gerçekleştirmiş oluyor. Kimlik türlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Soruya bu mantıkla bakmaya çalışın. Sorum şöyleydi. Lise son sınıf öğrencisi Ali, üniversite eğitimi için yurt dışına gitmek istemekte. Bunun için yeterli kadar para biriktiremediği için ailesinden destek olmalarını istiyor. Ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için ve aynı zamanda Ali'nin yurt dışına gitmesini istemedikleri için ona gitmesini istemediklerini söylüyorlar. Ali de onları zor durumda bırakmamak ve üzmemek için planlarından vazgeçiyor. Ali'nin kimlik statüsü ne olur arkadaşlar? İpotekli olur. Mesela ben buna gölgelenmiş diyemem çünkü bir baskı ve dayatma söz konusu değil. İlla gidemeyeceksin demiyorlar. Sadece imkanlarının yeterli olmadığını söylüyorlar. Ali de vicdanen kendini iyi hissetmediği için, onları üzmemek için onların istediği şeyi yapmak
zorunda hissediyor kendini. O yüzden kimlik türümüz arkadaşlar ipotekli olarak karşımıza çıkıyor. Bir sonraki sorum da şu şekilde. Bir okulda müdür olarak çalışan Cem Bey, okulun genel başarı düzeyini yükseltmek için öğretmenleri sınıflarında rekabet ortamı oluşturmalarını, öğrencilerini bu yarışa katmaları için de sık sık sınav yapmalarını dile getirmiştir. Fakat bu uygulama sonucunda sınıflardaki öğrencilerin okula ve derslere yönelik olumsuz tutum sergiledikleri gözlemlenmiştir. Erikson'un psikososyal gelişim kuramına göre okulda gerçekleştirilen bu uygulama aşağıdaki psikososyal krizlerden hangisinin ortaya çıkmasına neden olur diye soruyor. Şimdi bu soruda bak ben soruyu çözerken direkt şunu yapıyorum. Okuldan bahsediyor. Şimdi okul hayatı içerisinde bulunduğunu düşünecek olursak çocuğun ya ergenlik dönemindedir ya da bir önceki dönemdedir. Yani ya başarıya karşı yetersizlik dönemindedir ya da kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası dönemindedir. Yaşı da vermemiş. Şimdi bu aşamada da ben ne yapacağım? Şuna bakacağım. Dönemin genel özelliğine bakacağım. Mesela okulun müdürü sınıflarda rekabet ortamının oluşturmasını istemiş ve bu boyutta da öğretmenlere çocukları yarışa katmak için de sık sık sınav yapın demiş. Öğretmenler sınav yaptığında da çocukların bunun tam tersi yönde bir kazanıma sahip olduklarını fark etmişler. Hem okula karşı hem de derslere karşı olumsuz tutum sergilemeye başlamışlar. Dolayısıyla şimdi şöyle düşünün. Sınav yapıyorsun. İstediğin şey çocuklarda yarış duygusu ortaya çıksın. Birbirleriyle yarışsınlar. Bu yaptığın sınavlarda da çocuklar mesela biri yüksek not alıp biri düşük not aldığında düşük not alan yüksek not alanla kendini karşılaştırmaya başlar ve kendini yeterli hissetmemeye başlar. Bu çok sık da yapıldığı için uygulama olarak sınav anlamında çocuklarda hep bir yetersizlik duygusu ortaya çıkarmaya başlar. Yani yetemediğini hissetmeye başlar. Dolayısıyla Erikson'un kuramına göre bu anlatılan durum çocuklarda ya yetersizlik ya da aşağılık dediğimiz duyguyu ortaya çıkarmaya başlıyor. Yani okul çağındaki çocukların ortaya koyduğu başarının tam tersi olan yetersizlik duygusu bu verilen örnekle ilişkilendirmiş arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakalım. Sorumuz yine kimliklerle ilgili. Lise son sınıf öğrencisi Öykü okulu bitirdikten sonra üniversite sınavına hazırlanma, ailesinden ayrı bir eve yerleşme, bir işte çalışmaya başlama gibi birçok şeyi yapmak istemekte. Fakat hangisini seçeceğine bir türlü karar verememektedir. Erikson'un psikososyal kuramına göre Öykü'nün yaşadığı bu durum aşağıdakilerden hangisidir diye vermiş. Arkadaşlar bu tarz sorularda ben bunu denemelere de çok yazıyorum. Öğrenciler hep iki şeyi karıştırıyor. Mesela bu tarz sorularda gidip moratoryumu işaretleyenler de var. Gidip kimlik karmaşasını işaretleyenler de var. Burada cümlenin nasıl bittiği bizim için çok önemli. Çünkü ne demiş? Öykü okul bitirdikten sonra üniversiteye hazırlanma, ailesinden ayrı bir eve yerleşme, bir işte çalışmaya başlama gibi birçok şey yapmak istemiş. Fakat hangisini seçeceği konusunda bir türlü karar verememiş. Az önce biz ne demiştik? Geleceğe dayalı bireyin yapmak istedikleri konusunda yaşadığı kararsızlık neydi? Kimlik karmaşasıydı. Ama bu kimlik karmaşasını çok yoğun yaşadığı için eğer seçimi zamana bırakıyorsa ya da erteliyorsa yaşadığı süreç neydi? Moratoryum kimlikti. Benim burada yapmam gereken tek şey soru öncülünde zamana bırakma, askıya alma, erteleme, düşünmemeye çalışma gibi kavramları aramam gerekiyor. Eğer bunlar varsa cevap moratoryum çıkar. Eğer bu süreçlerden bahsetmiyorsa sorumun cevabı kimlik karmaşası çıkar. Burada da zaten sadece gelecekte yapmak istedikleri noktasında yaşadığı kararsızlık durumundan bahsetmiş. Sadece kararsızlığı verdiği için sorumun cevabı kimlik karmaşası olmuş. Eğer dediğim gibi ertelediği, düşünmemeye çalıştığı, zamana bıraktığı gibi kavramlar kullanılsaydı soruda arkadaşlar, sorumun cevabı ne olacaktı? Moratoryum olacaktı. İkisini birbirleriyle karıştırmayın arkadaşlar. Eminim siz de yaşamışsınızdır bunu soru çözerken. Kimlik karmaşası başka bir şeydir, moratoryum başka bir şeydir. Sorum şöyle. 3 yaşındaki Mete parka gittiğinde salıncağa binerken sallanırken annesinin kendisine yardım etmesini istememekte, annesinin elini ittirmektedir. Mete'nin bu davranışı psikososyal özellikle hangi psikososyal özellikle açıklanabilir diye sormuş. Şimdi burada çocuğun yaşı 3. Şimdi 3 yaşındaki çocuğun bulunduğu iki evre olabilir. Çünkü 3 yaş sınır yaştır.
3 yaşındaki çocuk ya özellik evresinde olur, özellikle yaş aralığı hatırlayın 1 ila 3 yaşta ya da girişimcilik evresinde olabilir. Girişimciliğin yaşı da neydi? 3 ila 6 yaşta. Şimdi bu sınır yaşlar bizim için önemli. Çünkü sınır yaşı verdiği zaman bir dönemin bitişi başka bir dönemin başlangıcı oluyor. Dolayısıyla burada yaş belirleyici değildir. Çocuğun yaptığı eyleme odaklanmamız gerekiyor. Burada mesela ne demiş? Salıncağa binerken, salıncakta sallanırken annesine yardım etmesini istememekte ve annesinin elini ittirmektedir. Yani burada çocuğun vermeye çalıştığı mesaj şu değil mi? Ben kendim yapabilirim. Ben kendime yetebilirim. Çocuk bu mesajı veriyorsa bulunduğu evre hangisi olacaktır? Özellik. Girişimciliğin bundan farkı neydi? Çocukta keşfetme, merak etme ve öğrenme isteği olacaktı ve bu boyutta çevreye dayalı soru sorma veya etrafı kurcalama gibi girişimlerde bulunacaktı. Ama burada çocuğun bireyselleşme, kendine yetme, kendi kararını kendi başına alabilme gibi vurguları kullandıkları için sorumuzun cevabı ne oluyor? Özellik duygusu oluyor arkadaşlar. Sınır yaşlar bizim için önemli. Orada dediğim gibi yaştan daha ziyade ne belirleyicidir? Yapılan eylem belirleyicidir. Sıradaki sorum. 26 yaşındaki Zehra arkadaşlık ilişkilerinde oldukça çekingen davranmakta, kolay kolay iletişime geçememektedir. Özellikle duygusal bağ kurduğu kişi karşı cinsle ilişkilerini devam ettirememektedir. Erikson'un kişilik gelişim kuramına göre Zehra aşağıdaki psikososyal krizlerden hangisini yaşamaktadır? Bu gerçekten net bir soru. Mesela burada hem yaş aralığı var, hem de ortaya koyduğu bir kişilik özelliği var. Mesela 25 yaşında bulunan Zehra'nın bulunması gereken dönem yakınlığa karşı yalıtılmışlık dönemidir. Bu bir cepte dursun. Anlattığı özelliğe bakalım. Arkadaşlık ilişkilerinde oldukça çekingen, kolay kolay iletişime geçemiyor. Özellikle duygusal bağ kurduğu kişiye karşı ilişkisini devam ettiremiyor diyor. Dolayısıyla burada aslında yaşadığı sıkıntı aitlik duygusu. Ait olma duygusunu hissedemediği için arkadaşlık ilişkilerinde çekingen davranıyor. Karşı cinsle kurduğu ilişkide de ilişkiyi devam ettirme noktasında sıkıntı yaşamaya başladığını söylüyor. Bu da sevgiyle de ilişkilendirilebilir arkadaşlar. Ait olma sevgi duygusunu zaten kazandığımız veya ortaya koyduğumuz dönem yakınlığa karşı yalıtılmışlık dönemiydi arkadaşlar. O yüzden cevabımız zaten Zehra hangi krizi yaşamaktadır? Yani içinde bulunduğu psikososyal krizi soruyor bize. O da Bursa seçeneğinde zaten verilmiş. Bu tarz sorularda mesela şu soru tipi de kullanılıyor. Mesela Zehra'nın burada yaşadığı kimlik krizinin temeli geçmişteki hangi döneme dayanmaktadır gibi bir soru tarzı da seçebilirler. Burada da şeye bakmak lazım. Mesela Zehra'nın burada ortaya koyduğu mesela yakınlığa karşı yalıtılmışlık aslında ait olma sevgi bağlantısıyla ortaya çıkan bir süreçtir. Ama bunun da temelinde güvene karşı güvensizlik duygusu yatıyor. Mesela burada şey sorulmuş olsaydı, Zehra'nın yaşadığı psikososyal krizin temeli geçmişte hangi dönemden kaynaklanmaktadır deseydi, o zaman cevabımız güvene karşı güvensizlik dönemi de olabilirdi. Ama burada bize sorduğu şey zaten Zehra'nın şu an yaşadığı psikososyal kriz nedir yaşına uygun olarak? O da yaşla paralel şekilde arkadaşlar yakınlar karşı yalıtılmışlık çıkar. Bireyin mesleksel ya da kişisel davranış ölçütlerine bağlanmaması ve yönelebileceği alanlara ilişkin bir kimlik krizi geçirmemesi hangi kimlik statüsüyle açıklanabilir diye sormuşuz. Az önce kimlikleri açıklarken size kimlik krizinin yaşanmadığı bir kimlikten bahsetmiştim arkadaşlar. O da dağınık kimlikti. Dağınık kimlikte geleceğe dayalı olmak istediği süreçle alakalı kafasında herhangi bir karmaşa ya da soru işareti bulunmuyordu. Bu plansız olma ya da hedefinin olmaması çocuğu çok fazla rahatsız etmiyordu. Dini görüş, siyasi görüş, ideolojik görüş çocukta bulunmuyordu. Ve dediğim gibi rüzgar nereye esse oraya savruluyordu. Çok fazla fikir değişikliği de yaşayabiliyordu. Bu dediğim gibi dağınık kimliğin temel bir özelliğidir. Diğer kimliklerde zaten bulunmayan bir özellik arkadaşlar.
Yine kimlik sorusu. Bir üniversitede akademisyen olarak çalışan Tufan Bey, oğlu Can'ın çocukluğundan beri çok donanımlı biri olarak yetiştirmeye çalışmıştır. Fakat bunu yaparken Can üzerinde çok baskı kurmuştur. Babasının bu baskısından oldukça bunalan Can, ergenlik döneminde okulu bırakmış, hatta evden kaçarak çeşitli çetelere dahil olmuştur. Can'ın içinde bulunduğu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır demişiz. Şimdi burada Tufan Bey çok mükemmeliyetçi. Yani çocuğunu çok donanımlı şekilde eğitmeye çalışmış, yetiştirmeye çalışmış ama kurduğu baskıdan kaynaklı, otoriteden kaynaklı çocuk da bu ters tepmiş. Yani babasının kendisine vermek istediği, olmasını istediği kimliği elinin tersiyle itmiş, onun çok fazla istemediği, tercih etmediği bir kimliğe bağlanmış. Yani evden kaçmış, çetelere karışmış. Biz bunu az önce ters kimlik olarak vurgulamıştık. Ters kimlik dediğim gibi hem toplumun hem de ailenin beklentisinin tam tersi yönünde bir davranış sergilemek demektir. Kimliğe bağlanmak demektir. Burada da aynı şekilde mesela babasının çok eğitime önem vermesi, çocuğunu çok donanımlı biri olarak yetiştirmesine alternatif olarak Can onun istemediği bir kimliğe bağlanarak ters kimliği üretmiş oldu arkadaşlar. Erikson'un psikososyal gelişim kuramında bireylerin belli bir yaşa paralel olarak bazı psikososyal krizleri sırasıyla yaşayabileceğini ve bunun temelinde olgunlaşmaya bağlı olarak ortaya çıktığını savunan ilkesi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşuz arkadaşlar. Belki bunları görmediniz daha önce kavram olarak. Bunları tek tek açıklayayım size. Şimdi Erikson'un temel kavramları ya da temel ilkeleri olarak kabul ettiğimiz dört tane temel ilke bulunuyor arkadaşlar. Bunlar işte epigenetik ilke, diğer adıyla aşamalı oluşum ilkesi, organ işlev biçimi, toplumsal işlev örüntüsü gibi seçeneklerdir. Burada psikoseksüel dönemler Freud'a ait başlıktır. Yine bilinç dışı öğeler de Freud'a ait başlıktır arkadaşlar. Epigenetik yani aşamalı oluşum ilkesi kişilik gelişiminin sırasıyla dönemler halinde gerçekleştiğini ve bu dönemler halinde gerçekleşen sürecin aslında bir bina gibi olduğunu, her psikososyal dönemin bir öncekinden etkilenip bir sonrakini de etkileyebilme özelliğine sahip olduğunu vurgulamış ve bireyin kimlik gelişimi ya da kişilik oluşum sürecinde dönemler arasındaki sırayı hiyerarşik olarak izlemesi gerektiğini vurgulamış. Yani temel güvenden sonra özellik dönemi geliyorsa özellikle yaşamak zorundasın. Onu atlayıp girişimcilik dönemine geçemiyorsun. Çünkü yaşlar var. Bu zaten gelişimde var olan bir kuraldır. Eğer bir kuramcı kuramını yaş aralıkları ve dönemlere bağlı olarak işliyorsa, anlatıyorsa o kuramcı mutlaka olgunlaşmaya vurgu yapıyordur. Olgunlaşmadan da vurguladığımız şey belli davranışlar belli yaşlarda kendiliğinden ortaya çıkacaktır mesajını vermeye çalışıyordur. İşte bu kuramda da zaten yaşlar ve dönemler vurgusu bulunduğu için olgunlaşmayla birlikte belli kişilik özelliklerinin belli zamanlarda ortaya çıktığını da Erikson vurgulamış. Nerede? Epigenetik ilke kavramında arkadaşlar. Bir diğer kavramı organ işlev biçimi. Şimdi organ işlev biçiminde aslında Freud'dan bir tık eleştiri var. Şimdi Freud'un dönemlerde vurguladığı bir süreç vardı. O da şuydu. Her dönemde haz kaynağının belli bir organda yoğunlaştığını ve o organa dayalı da doyum arayışı içerisinde olduğunu söylemişti. Mesela anal dönemde ağız çevresi, işte pardon, oral dönemde ağız çevresi, anal dönemde anüs kasları, işte fallik dönemde cinsel organlar gibi. O vurguyu yaparken de şunu özellikle vurgulamıştı. O organa dayalı doyum arayışı içerisindedir. Şimdi Erikson buna şu şekilde karşı çıkıyor. Her dönemde organların işlevleri vardır ve bu organların işlevleri sadece belli bir ihtiyaca paralel şekilde ortaya çıkmayabilir demiş. Mesela bunu örneklendirirken de oral dönemi örnek vermiş. Demiş ki oral dönemde Freud sadece ağız çevresine vurgu yapıyor. Yani yeme ihtiyacına vurgu yapıyor. Ama asıl mantık şuradan kaynaklanıyor. O oral dönemde çocuğun ihtiyaçlarını karşılarken sadece yeme güdüsü ortaya çıkmaz. Çocuk dokunarak, ısırarak, annesine sarılarak, belki tuvaletini yaparak, belki uyuyarak yani tamamen her organın bir işleve sahip olduğunu, o işlevleri de o organ dışında da birçok ihtiyacı karşılayabilecek noktasında ortaya koyduğunu vurgulamış. O yüzden sadece bir organla kişiliğin
oluşmadığını, o organa takılı kalmamamız gerektiğini, her organın bir işleve sahip olduğunu, her dönemde de organların işlevsel şekilde çalıştığını vurguluyor arkadaşlar. Toplumsal işlev örüntüsünde de alma verme ilişkisine vurgu yapıyor. Alma verme ilişkisinden kastettiğimiz şey şu: mikro düzeyden makro düzeye doğru çocukların toplumsal hayattaki bireylerle de etkileşim kurmaya başladığını vurgulamış. Mesela temel güvene karşı güvensizlikte anne var. İşte özellikle karşı kuşku utançta anne dışında çocuğa bakan babaanne, anneanne bakıcı devreye girmeye başlar. İşte girişimciliğe karşı suçlulukta kreşe gitmeye başlar. Başarıya karşı yetersizlikte artık okula başlar. Arkadaş etkileşimi, işte öğretmen etkileşimi devreye girmeye başlıyor. Ergenlik dönemine geçtiğinde daha geniş bağlamda sosyal ilişkiler kurmaya başlıyor vesaire. Yani sonrası dönemler için de bu geçerli. O yüzden toplumsal işlev örüntüsünde her dönemde çevresinde bulunan insanlardan alıp bir duyguyu da onlara vermekle yükümlüdür demiş. O yüzden alma verme ilişkisinin toplumsal işlev örüntüsüyle ortaya çıktığını vurgulamış arkadaşlar. Şimdi paragrafa bakacak olursak, Erikson'un işte psikososyal kuramda bireylerin belli bir yaşa paralel olarak bazı psikososyal krizleri sırasıyla yaşayabildiğini söyleyen kavram hangisidir diye soruyor. Bu da epigenetik ilke olarak karşımıza çıkıyor. Belki sınavda gelir. Şimdiye kadar hiç çıkmadı bu kavramlar ama soru bankalarında mutlaka görürsünüz. Bu sorumuz bayağı bir uzun. Ben hemen okuyayım sizler için. Erikson'un gelişim kuramına göre Ayşe'nin yaşadığı psikososyal kriz için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şimdi sorum şöyle: 45 yaşında olan Ayşe Hanım, eşiyle birlikte yaşadıkları anlaşmazlıklar yüzünden eşiyle ayrılmış ve çocukların bakımını üstlenmiştir. Bir dakika, şöyle altını çizerek gidelim. Eşiyle anlaşmazlık yaşamış, eşiyle ayrılmış ve çocuklarının bakımını üstlenmiş. Aslında ev hanımı olan Ayşe Hanım çocuklara bakabilmek için bir işte çalışmaya başlamış. Evde de çeşitli el işleri yaparak onları satarak ek kazanç sağlamaktadır. Başlangıçta hayata dair bazı korkulara sahip olsa da zamanla zorlukların üstesinden gelebildiğini gördükçe hayattan daha fazla tat almaya başlamıştır. Hayata karşı bu duruşuyla da çocuklarına iyi bir model olduğunu düşünmektedir. Erikson'un gelişim kuramına göre Ayşe'nin yaşadığı psikososyal kriz için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şimdi Ayşe'nin yaşı ne? 45. Şimdi 45 yaşındaki bir kişinin psikososyal gelişim dönemlerinin hangisinde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar? Üretkenliğe karşı durgunluk dönemi. Şimdi bu bir cebimizde dursun. Bunu bilerek soruya yaklaşmam gerekiyor çünkü. Çünkü 45 yaşındaki Ayşe'nin yaşadığı durumu soruyor. Önceki dönemleri sormuyor, değil mi? Önceki dönemleri sormuş olsa soru kökünde yaşanan bu durum geçmişte hangi duygulardan ortaya çıkmaktadır ya da kişilik özelliğinden ortaya çıkmaktadır deseydi soruya geçmişe dayalı bakmam gerekiyordu. Ama şimdi yaşa uygun bakmam gerekiyor. Şimdi seçeneklere bakalım. Çocukların bakımını üstlenmesi ileriki yıllarda güvensizlik duygusu yaşamasına yol açabilir. Şimdi güvensizlik duygusunun kazanıldığı yaş aralığı nedir? 0 ila 1,5 yaş aralığıdır. Şimdi bize anlattığı yaş aralığı zaten 45 ise Adana'yı otomatik olarak silmem gerekiyor. B de demiş ki çocukların bakımını sağlama, onlara model olma ve kendi potansiyelini mesleki alanda da kullandığı için üretkenlik duygusunu yaşamaktadır. Bu işte istediğimiz seçenektir. Doğru olması gereken şeydir. Çünkü içinde bulunduğu evre zaten üretkenlik dönemidir. C'ye bakalım. Eşinden ayrıldığı için yalıtılmışlık duygusu yaşamaktadır. Arkadaşlar, yalıtılmışlık duygusu yaşayıp yaşamadığını şu yaş diliminde anlayamam. Ve burada verilen paragraf da bana bunu anlatamaz. Çünkü eşinden ayrılmış olması yalıtılmışlığı yaşadığının göstergesi olmayabilir. Çünkü çocukları var. Bir aile kurmuş. Belki ayrılmasına rağmen eşini hala seviyor. Onu biz bilemeyiz. Paragrafta onları mutlaka vermiş olması gerekiyor. Bir de zaten 45'ten geçmişe gitmemem gerekiyor. Sadece 45 yaş aralığına bağlı şeyleri düşünmem gerekiyor. Bunu da sildim. Evlenmeden önce eşinden bağımsızlaşamadığı, meslek alanda kendini potansiyelini açığa çıkartamadığı için özellik duygusunu kazanmamıştır. Özellikle kazandığı yaş aralığı neydi arkadaşlar? 1,5 ila 3 yaş aralığıydı. Şimdi buradaki özelliği kazanıp kazanmadığını burada yaptığı şeylere bakarak da anlayamam. Belki çocukluk döneminde, yani 1,5 ila 3 yaş aralığında annesi çocuğu çok iyi yetiştirdi. Hakikaten bireysel davranmasını sağladı.
Buna rağmen ilerleyen süreçlerde bu özellikleri yaşadı. O yüzden bu paragrafa bakarak özelliği kazanıp kazanmadığı hakkında da bir yorum yapamıyoruz arkadaşlar. Bunu da sildim. Hayata dair yaşadığı korkulardan kaynaklı psikososyal moratoryum yaşamaktadır. Psikososyal moratoryum yaşadığı evre hangisiydi? Ergenlik dönemiydi. Ergenlik dönemiydi zaten moratoryumda ne yapsam acaba karmaşasını yaşadığı için karar veremiyordu, zamana bırakıyordu. Öyle bir süreçten de bahsetmiyor ki zaten yaş 45. Bunu da buradan çıkartamam. Edirne'yi de sildim. Dolayısıyla cevabım ne oldu? Bursa oldu. Çünkü zaten üretkenlik evresinde birey ne yapıyordu? Ailesinde, kurduğu ailede çocukların gelişimleriyle yakından ilgilenip onları topluma verimli, hayırlı bir evlat olarak yetiştirmeye çalışıyordu. Mesleki alanda kendini geliştiriyordu. Boş zamanlarını kaliteli şekilde kullanmaya çalışıyordu. Bunların hepsini zaten Ayşe Hanım yapan bilmiş arkadaşlar. Hani geçmişi burada bizi çok fazla etkilemiyor aslında. Alper tarihi yapılara yönelik merakından dolayı restorasyon bölümünde okumayı hedeflemektedir. Bu konuda ailesiyle anlaşmazlıklar yaşasa da bu kararından vazgeçmemiş ve bu bölümde okuyarak kendini bu alanda geliştirmeye devam etmiştir. Marsilya'ya göre Alper'in hangi kimlik statüsünde olduğu söylenebilir. Şimdi Alper paragrafa baktığımız zaman kendi hayal ettiği, hedeflediği, olmak istediği kimliği seçmiş mi? Evet. Peki bu konuda aileyle bir sıkıntı yaşamış mı? Evet. Yani ailesi bu bölümü seçmesi konusunda ona fikrini söylemiş ve bu konuda anlaşmazlık yaşamışlar. Yaşadıkları bu anlaşmazlığa rağmen Alper yine de kendi istediği şeyi seçmiş mi? Evet. Dolayısıyla Alper'in ürettiği kimlik nedir? Başarılı kimliktir. Şimdi burada başarılı kimliğe bakacak olursak hani şey demiştik. Hedefini önceden koyabilir, kendini tanır, neleri yapıp neleri yapamayacağını zaten bilir. Bu boyutta hedefi doğrultusunda sürekli ilerler. Eğer kendi fikri ailesiyle uyuşmuyorsa ailesiyle tabii ki de anlaşmazlık yaşayabilir. Ama eninde sonunda kendi istediği şeyi yapar ve bundan da mutluluk duyarsa birey zaten başarılı kimliğe sahip demektir. O yüzden cevabımız ne oldu? Edirne oldu. Bir sorum da şu şekilde. 25 yaşındaki Ela bir firmada asistan olarak çalışmaktadır. Ekip arkadaşlarına zaman zaman proje sunan Ela'nın fikirlerini patronları çok yaratıcı ve farklı bulmaktadırlar. Ela çalıştığı sektörde sürekli yeni araştırmalar yapmakta ve kendini yenilemeye çalışmaktadır. Ela'nın davranışlarının temeli hangi psikososyal döneme dayanmaktadır diye sormuşuz. Arkadaşlar şimdi bak burada az önce bahsettiğim soru tipi var ya, normalde Ela'nın yaşı 25. Bulunması gereken dönem yakınlığa karşı yalnızlık, yalıtılmışlık. Ama bize bunu sormuyor. Ela'nın burada koyduğu kişilik özelliklerinin temeli geçmişte hangi döneme dayanmaktadır diye soruyor arkadaşlar. Hangi döneme dayanmaktadır diye soruyor. O yüzden geçmişe bakmam gerekiyor. Şimdi paragrafa tekrar dönecek olursak Ela ne yapıyormuş? Çalışma arkadaşlarına sunum yapıyormuş. Fikirleri arkadaşları tarafından çok beğeniliyormuş ve bundan da öte yaratıcı farklı bulunuyormuş fikirleri. Çalıştığı sektörde sürekli kendini yeni araştırmalar yapmakta ve kendini yenilemeye çalışmaktaymış. Şimdi burada şunu söyleyebiliriz. Ela sürekli yeni araştırmalar yapmaya çalışıyorsa aslında hala merak duygusunu pekiştirmeye çalışıyordur. Yani öğrenme isteğini hala pekiştirme içerisindedir. O yüzden bu merak ve öğrenme isteğinin gelişmeye başladığı evre hangisiydi? Keşfin ortaya çıktığı, öğrenme isteğinin hatta bireyin daha çok bilim adamı rolünde olmaya çalıştığı evreden bahsetmiştik. Neresiydi? Girişimciliğe karşı suçluluk evresiydi. O yüzden aslında Ela'nın bulunduğu dönemi sorsa yakınlığa karşı uzaklık demem gerekiyordu. Ama Ela'nın bu kişilik özelliklerinin temeli geçmişte hangi dönemden kaynaklanmaktadır dediği için geçmişteki döneme gitmem gerekiyor. Bu da dediğimiz gibi arkadaşlar girişimciliğe karşı suçluluk dönemine denk gelir. Kişilik özelliklerine bakarak bu yorumlamayı da yapmış olduk. Bu soru tipini ÖSYM çok kullanmıyor dediğim gibi arkadaşlar. Çünkü daha çok yaşı veriyor, kişilik özelliğini anlatıyor. O yaşa tekabül eden psikososyal krizi isteyebiliyor. Yani direkt dönemin başlığını sizden isteyebilirler. Dediğim gibi çok da kolay çıkıyor. Kimlikler çıkarsa da bana kalırsa çok kolay çıkıyor. Burada ama şeyi ihmal etmeyelim. Yani Erikson'un yaşlarını mutlaka ezbere bilmek gerekiyor. Başlıkları da aynı şekilde. Ama onun dışında dönemin genel mantığıyla alakalı da bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Bugünlük benden bu kadar. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Bundan sonraki videomuzda bağlanma türleri, anne baba tutumları, cinsiyet rolleri gibi kavramlardan bahsedeceğiz.
Umarım faydalı olmuştur. Görüşünceye kadar kendinize dikkat edin arkadaşlar. Bir sorunuz, bir sıkıntınız olursa bana mutlaka ulaşın. Hoşça kalın. İyi çalışmalar.